5 Şubat 1106 Sestao. Sestao Savaşı'ndayız. Burada Katalanlarla mücadele vereceğimiz bir savaş olacak. Portekiz kampanyamın 48. turu. Genel savaşımızın numarası da 411. Şimdi düşman nerede? Düşman aşağıda, çok güzel. Arazi avantajımız var. Hemen yerleşelim. Düşman herhalde bizim üzerimize gelmeyecek gibi görünüyor. Çok çok tatlı bir arazideyiz. Bütün avantaj bizim elimizde. Ona göre uygun bir savaş taktiği düzenleyeceğiz. Aşağı vadiye baktığınız zaman Ebro Nehri'ni göreceksiniz. Ebro Nehri, İberya Yarımadası'ndaki en uzun nehirlerden birisi. Ta Zaragoza'nın kuzeyinden başlıyor. Güneydoğu İberya'da Akdeniz'e kadar uzanan, yaklaşık ne kadar, herhalde bir uzunluğu bayağı fazla. Bu arada saldırıya geçiyorlar. Hemen bir düzen alalım biz şöyle. Çabuk okçularımız gelsin. Bu savaşımız oyun hediyesi etkinliğimizde de 6. haftanın ilk savaşı. 5. haftayı da tamamladık. Hızlı bir düzen alalım bakalım. Başımızda, ordunun başında prensimiz Fernan bulunmakta. Karşı tarafta da bir Katalan var, Emilio. Emilio da Katalan ordusunu yönetiyor. Şimdi kısaca bir kampanyamdan bahsetmek istiyorum. Portekiz kampanyasında ne yaptık? Lisbon elimizdeydi zaten. Zaragoza elimizdeydi. Şimdi Pamplona'yı aldık, Valencia'yı aldık, adalara çıktık. Cagliari ve Ajaccio bizim elimize geçti. Onun dışında Batı Fransa'ya doğru da ilerledik. Bordeaux şehrini aldık. Daha da yukarı çıkıp Rennes şehrini aldık. Yani Atlas Okyanusu'nun batı kısmı tamamen bize ait gibi. Fakat maalesef ki bu doğu bölgemizde Ebro Nehri'nin biraz yukarısında, Zaragoza şehrinin biraz aşağısında bir Katalan sıkıntısı var. Burada yaşayan halk hiçbir devleti istemiyor. Kendi özelliklerini kurmak istiyorlar. Kendi öz devletliklerini kurmak istiyorlar. Biz evet, oklamaya başlayalım. Hadi biraz hızlı olun. Biraz hızlı olun. Zaten yarımada karma karışık. Merkez ve kuzey tarafında İspanyollar konuşlanmış. Biliyorsunuz bir Müslümanlar var. Onlar da güney tarafında konuşlanmış. Biz de bölündük batı ve doğu olarak. Batıda Lisbon şehrimiz var. Doğuda da işte Zaragoza, Pamplona, Valencia. Oralar var. Şimdilik bir ok atışıyla biz devam ettirelim savaşı. Jinetes birliklerimiz, atlı ciritçilerimiz de şurada dursun. Biraz bir ok atışı yapalım. Çünkü düşmana göre çok avantajlı bir arazideyiz şu an. Harika bir arazideyiz. Beklediğimizden de daha kolay bir savaş olabilir. Nasıl yapalım? Biraz daha ilerletebiliriz çünkü ciddi anlamda bir arazi avantajımız var. Hatta okçuları da açabildiğim kadar açmak istiyorum böyle. Fazla da düşmanı yaklaştırmayalım. Piyadelerimiz de gelsin böyle biraz. Prensimiz Fernand da gelsin. Karşıda upuzun bir Ebro Nehri var. Arka tarafları dağlık ve buradaki Katalanlarla savaşıyoruz. Katalanlar kendine ait bir devlet istiyorlar. Burada bir yönetim istiyorlar. Fakat böyle bir şey tabii ki müsaade etmeyeceğiz. Tabii çabuk çabuk sallayın şunlara. Atmasınlar bizi ok.
Atları geliyor. Hemen piyade desteği. Diplerine kadar gidelim ki saldıracaklar bize. Şimdi işte bizim jinetesimizi kullanma zamanımız. Gelin bakalım şöyle. Okçular kaçsın, okçular kaçsın. Daha biraz daha geri çıkalım. Şöyle geri çıkalım. Çok ok yiyeceğiz, ok yiyeceğiz. Çabuk. Atmayın, bir cirit atmayın. Cirit atışı atmayın. Atlarını biraz sallayalım bakalım. Jinetes birliklerimizi, atlı birliklerimizle sol taraftan bir saldırı yapmayı düşünüyorum. Gelin siz de böyle. Çok koşturuyoruz orduyu ama olsun olsun olsun. Şöyle tekrar okçularımızı bir çekelim bakalım. Değil mi, yaptıkları saldırı fena değildi. Atlarını bitirebilirsek çok iyi olur. Şuradan yapacağımız bir belki cirit saldırısı işe yarayabilir. Atlarımızı çekelim. Okçularımız da gelsin böyle. Fazla piyadem yok maalesef. Şu atlarını ilk bitirmemiz gereken bu atlar. Evet, jinetes'lerde. Şimdi iki jinetes. Ordular karşı karşıya gelecek. Ferna öttürsün bir boru. Sallayın ciritlerinizi. Sallayın. Yüksek yüksek bölgede olan biziz zaten. Düşmanın fazla bir şansı olmayacak. Sol cenahımızı tamamen düşman komutanı Emilio'nun askerlerine ayırırken sağ taraftan da şu okçularımızla ok atışları yapalım. Çok güzel, çok güzel, harika. Devam, cirit atmaya devam. Yükseklik avantajı bizde olduğu müddetçe hiçbir şeyden korkmamıza gerek yok. Portekiz'de çok sıkıntılı dönemler yaşadık gerçekten. Ekonomik bozulmalar olsun, yani çok kötüydü her şey. Ondan sonra Bordeaux'ya ve Rennes'e açılmamız bize muazzam bir ekonomik üstünlük sağlamaya başladı. Şu an her şey yolunda. Başka ne hedeflerimiz olabilir bilmiyorum. Tabii İberya'yı tamamen almak aklımda. Onu istiyorum ama ne yaparız bilemiyorum. Öncelikle bir tam bir oturtmamız lazım devleti. Düşman cılız ataklar yapıyor. Fakat tekrar saldırıyor atlar. Evet, cirit atmaya devam edelim. Sağ cenahtan da okçularımız sallasın düşmanın menzilli birimlerine. Sallayın şöyle. Komuta Emilio'yu belki öldürürüz. Ok atışlarımız gayet sağlam. Şu an biz Müslümanlarla dostuz, İspanyollarla da dost olmak istedik ama hiçbir şekilde yanaşmadılar. İspanyollar da bize saldırmıyor, biz de onlara şu an saldırmıyoruz ama aramız çok da iyi sayılmaz aslında. Biz fazla fazla gitmeyin siz ya. Fazla gitmeyin siz, her şeyin bir zamanı var. Düşman birimleri bayağı bir eridi, bayağı bir eridi. Okçularımızı Emilio'ya hedef aldık. Emilio'yu öldürürsek, eğer öldürebilirsek, feci okuyorlar. Acayip okuyorlar. Eğer Emilio'yu öldürebilir isek çok çok daha basit olacak savaşımız. Çok güzel bir coğrafya gerçekten. Büyük dağlar, Ebro Nehri. Ordumuz burada. Düşman ordusu, Katalanlar karşıda. Fazla ilerlemeyin, fazla ilerlemeyin. Koşturmuyorum sizi ki yorulmayın fazla. Jine testlerimizle, atlarımızla, ciritçi atçılarımız biraz daha yaklaşsın. Karşıda da ciritçi yaya piyadeler var, şunlar. Biraz da onlara ok atışı yapalım.
birkaç saldırma girişimi yaptı Emilio ve ordusu ama başarılı olamadılar. Tekrardan geri çekildiler. Şu an yine bekliyorlar. Buraya bir cirit atışı. Okçularımız hazır olsun. Sallayın siz de, sallayın siz de. Menzil avantajımız oldukça kuvvetli, oldukça var zaten. Düşmana tekrar bir geri çekilme var gibi görünüyor. Bir hareketi yapıyorlar. Ne yapacaklarını şu an bilmiyorum. Bilmiyorum ama Emilio'nun ölmesi gerektiğini biliyorum. Okçularımız tükenmeden, bizim üzerimize geliyor. Biraz öldürmemiz lazım. Hadi. Hadi birkaç cirit atışı. Gitti zaten. Emilio da burada. Emir veriyor orada ama birazdan öleceksin. Of çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ama kaçırdık. Maalesef kaçırdık. Maalesef kaçırdık. Şişleyin şunu ya. Olmadı, olmadı mı? Olmadı. Bir daha belki üzerimize gelebilir. Ciritçilerimizin bir ciritlerini bir keselim evvela. Okçalımız şöyle azıcık daha ilerlesin. Emilio'nun bir salaklık daha yapmasını bekleyeceğiz dediğim anda evet tekrar geliyor. Tekrar geliyor. Evet. Evet. Emilio'yu geberttik. Harikasınız. Harikasınız. Gerisi çok kolay olacak. Emilio öldükten sonra gerisi çok kolay olacak. Atlarımız şimdi artık yavaş yavaş kanatları çekilsin. Fernando da buraya gelsin. Bir saldırı planımızı başlatalım. Hala bir okçuları var. Evet şu piyadelerin artık biraz daha ok atabiliriz. Ciritçileri de bozuldu. Çok güzel. Ciritçileri de bozuldu. Kanatlardan atlarla göbekten de yollayacağım piyadeyle sanırım düşmanı yok edebiliriz. Burada tabii ki bir Katalan devleti kurulmayacak. Zaten bir sürü devlet var. Müslümanlar güneyde. İspanya var ki İspanya ile çok savaşmaya niyetli değilim ama Müslümanları topraklarımızdan kovmamız lazım. Burası, burada bu İberya Yarımadası tamamen Katolik mezhebine ait. Yani çok farklı kültürler yaşıyor. Özellikle Müslümanları istemiyoruz. Kaçıyorlar. Evet. Emilio öldükten sonra düşman kaçıyor. Ne yapıyoruz? Tabii ki atlarımızla hepsini gebertelim. Haydi bakalım. Okçularımızın zaten okları da tükenmiş. Birkaç cılız atış daha yapabiliriz sanırım okçularla. Piyadelerimiz yetişemeyecek. Atlarımız sallasın. Yeter artık ok atmayın. Kendi askerlerimizi vurmayalım. Kaçan kim var başka? Kaçan kim var? Bak şuraya da kaçmışlar birkaç tanesi. Maalesef. Öldürebildiğimizi artık öldüreceğiz. Haydi 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 hücum. Jinetes bu atlarımız çok hızlı, çok hızlı. Ve bu yol Zaragoza ile Valencia arasındaki ticareti sağlıyor. Bu yolun üzerinde nehrin ilerisinde güzel bir zafer kazandık. Şimdi sayılara bakacağız bakalım ne yapmışız. 4 askerimizi kaybettik. 4 askerimizi kaybetmişiz. Bu kayıpları vermeyebilir miydik? Sanmıyorum çünkü düşmandaki ciritçi atlar da kuvvetli manevralar yaptı biz ne kadar yüksekte olsak da zaten onlardan biraz zarar aldık. Ama yine de genel olarak bence çok başarılı. 518 askerle gelmişiz. 4 askerimiz sadece ölmüş. Düşmanda da Katalanlardan Emilio'yu öldürdük. 3 askerleri kaçabilmiş. Onun dışında bütün askerleri bertaraf oldu. Başarılı bir savaş, bir Katalan tehdidi ortadan kalkmış oluyor. Portekiz rahatlamaya devam ediyor. Oyun etkinliğimizde, oyun edilse etkinliğimizde yeni haftaya başladık. Bildiğiniz üzere 6. haftanın ilk savaşıydı. Tahminimce 5 ya da 6 savaş yine çekeceğim.
Şansınız bol olsun arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Desteğinizi, ilginizi lütfen eksik etmeyin. Her şey Total Varcılar için. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.